İskenderun'da iş yeri yıkılan esnaflar için yaptırılan prefabrik iş yerlerinin yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Tamamen prefabrik iş yeri yapılıyor burada. Tamamen esnaflarımızın inşallah İskenderun'a çok güzel bir çarşıyı kazandırmış olacağız. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, hayırsever Tosyalı ailesi tarafından yaptırılan çarşı merkeziyle ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. Biliyorsunuz hayatını kaybeden insanlarımız oldu. İş yerlerini kaybeden, evlerini kaybeden insanlarımız oldu. Biz şu anda evlerini kaybedenlere geçici konteynerlere yerleştirdik ve kalıcı konteynerlerin inşaatları başladı. Şu an bulunduğumuz eski bit pazarı dediğimiz yerde biliyorsunuz iş yerlerini kaybeden esnaflarımız var. Eski İskenderun Lisesi'nin karşısında kuyumcular çarşısını hayata geçirdik. Yeni kuyumcular çarşısını. Orada büyük çarşı iş anında iş yerleri yapıldı. Esnaflarımıza yerleştirdik. Kuralları çekildi. Ontur Oteli'nin yanında, Paç Meydanı'nda iş yerlerinin yapımı bitti. Oraların kurası çekildi. Tek camisinin arkası yakın zamanda bitip orada esnaflarımızı iş yerlerine kavuşturacağız. Şu an bulunduğumuz bölgede de Tursel ailesi tarafından tamamen hayır amaçlı iş yerleri yapılıp kaymakamlığımıza ve AFAD'ımıza devredilip burada da kuralar çekilip iş yerini kaybetmiş esnafımıza, tüccarımıza buralarda kısa sürede teslim edilecek. Dün değil evvelsi gün, dün de basına açıklamıştık. Bizim eski Luna Park belediyemize ait olan 120 adet iş yeri yapımı ihalesi gerçekleşti. Şu an inşaatı da başladı. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun'un en güzel yerine yaptırılan bu çarşı merkezini İskenderun'un esnafı kullanacaktır. Burası gerçekten çok kaliteli bir çalışmamızla esnafımıza verilecek. Bu konuda valimize, AFAD'a, kaymakamımıza ve milletvekilimize teşekkür ediyorum dedi. İş yeri biliyorum 385. Onlar da hızla zaten yaptığımız iş yerleriyle son iş yeri yani depremde iş yerini kaybetmişleri teslim edene kadar bu iş yerini yapmaya devam edecek. Burada eski ticari canlılığı kazandırıp buranın da en büyük özelliği biz hiçbir şekilde mevcut yeşilini şeyini bozmadan yapıyoruz. Yani eski park hali devam edecek. Hatta şu an solumda bana duran, size göre sağınızda duran eski belediyemizin, eski dediğim 4 nolu tesisimizin de iyileştirme, yenileştirme çalışmaları devam ediyor. Burada işte yaşlarımız, büyüklerimiz veya çarşı içerisinde dinlenip yemek isteyen herkesin çok güzel vakit geçireceği bir hem çarşı hem de mekan olacak buralar.